Evet sevgili arkadaşlar, lineer layout ile tasarım dersine devam ediyoruz. Bir başka alıştırma yapacağız. Bu bir önceki derste yaptığımız alıştırmaydı. Bunu silebiliriz şöyle. Bugünkü dersimizde yapacağımız alıştırma bu olacak arkadaşlar. Şimdi bunu detaylı olarak incelersek burada nasıl böleceğimiz konusunda bir fikir sahibi olabiliriz. Burada aslında direkt ilk göze çarpan şeyin ilk başta arkadaşlar 3 tane satır olması gerektiği. Daha sonra bu satırları kendi arasında sütunlara böleceğiz. İkinci de bölmeyeceğiz. Üçüncü de tekrardan böleceğiz 3. satırda. Şimdi yani benim burada görüldüğü gibi 3 tane satırım var ve ben bunu yatay çizgiler ile bölmüşüm. Yatay çizgi ise tam tersi olan vertical'ı kullanmam gerekiyor ana lineer layout'umda. Hemen horizontal kısmındaki özelliğini yok ediyorum. Vertical yapıyorum arkadaşlar. Vertical olarak değiştirdim. Şimdi önce 3 tane buton ekleyelim. Bakın, birinci buton, ikinci buton, üçüncü buton. Yani bizim amacımız bunların bu şekilde olmasını sağlamak arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz. Bakın, bunlar buton ya. Biz bunları tabii buton olarak kullanmayacağız. Layout olarak yine içine tekrardan lineer layout oluşturacağız. Şöyle oluşturalım. Bu birinci lineer layout'ımız. Benzer şekilde ikinci lineer layout'ımız ve benzer şekilde üçüncü lineer layout'ımızı oluşturduk. Şimdi bu lineer layout için arkadaşlar şu kavramlara bakacağız. Öncelikle bunların ağırlıklarının 1 olması gerekiyor. Hemen girelim şuraya. Weight diyelim, 1 diyelim. Bunu kopyalayalım. Tek tek yazmaya gerek yok. Buna da yapıştıralım. Buna da yapıştıralım. Şimdi dizayn kısmına geliyorum. Bakın burada da gözüküyor. Ne yapalım arkadaşlar? Tasarım kısmını açalım. Şimdi birincisini ikiye bölmeden önce bir kontrol edelim. Hepsine birer buton koyalım. Şuna da buton koyalım. Evet, gayet düzgün bir biçimde çalışıyor. Şimdi butonları şimdi burada birincisinde arkadaşlar görüldüğü gibi dikey çizgi var. Yani dolayısıyla horizontal kullanacağım anlamına geliyor. Tam tersi. Hemen birinciye geliyorum. Zaten horizontal. Herhangi bir sıkıntı olmadığını görüyorum. İçerisi ikiye bölünmüş. Dolayısıyla ben de iki tane buton ekleyeceğim içerisine. Lineer layout'ın içerisine ekliyorum. Bu şekilde. Hemen geliyorum. Ether Byte kısmından yüksekliğinin match parent olmasını. Yine benzer şekilde bunun da yüksekliğinin match parent olmasını sağlıyorum. Bu şekilde ilk amacıma ulaştım. Şimdi ikinci amacıma bakıyorum. İkinci amacım herhangi bir bölme işlemi yapmayacağım için sadece bir tane buton ekliyorum. Ve ardından bu butonun yüksekliğini match parent yapıyorum. Üçüncüye geliyorum. Üçüncü de üçe böleceğiz. Dikey çizgiler var. Dolayısıyla layout'ımın horizontal olması gerekiyor. Bu arada burada layout'ı vertical da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Değiştirelim mesela. Ether byte kısmına gelelim. Burada arkadaşlar evet şu an göremedim. Match parent, wrap content. Evet yanlış şeye tıklamışız. Ether byte'ına gelelim. Mesela vertical yapalım. O zaman ne yapacaksınız? Bunu geleceksiniz arkadaşlar. Within'i match parent yapmanız gerekiyor. Şimdi geliyorum lineer layout'ıma. Bu lineer layout'ı da 3'e böleceğim için zaten horizontal. Sadece buton eklemesi kalıyor. Birinci butonumu ekledim. İkinci butonumu ekledim. Üçüncü butonumu ekledim. Bakın aynı şekli elde ettik. Sadece şunların height'ını arkadaşlar match parent yapmamız gerekiyor. Ve yine şunun height'ını match parent yapmamız gerekiyor. Tekrardan şunu da yapalım. Evet, bu şekilde güzel bir tasarıma imza atmış olduk arkadaşlar. Şimdi bu tasarımı telefonumda çalıştırayım. Ardından sizlere aktarayım. Evet arkadaşlar, bakın telefonu aktardım. Düzgün bir biçimde çalıştığını görüyorsunuz. Siz de her zaman yaptığınız tasarımları ya emülatör üzerinden ya da telefonunuza aktararak kontrol edin. Neden bunu diyorum? Çünkü sıkıntı olabiliyor. Burada gözüktüğü gibi çalışmayabiliyor. Bu HTML kodlamada da aynı şekilde, Java'da da aynı şekilde. Her zaman çalıştırmanıza fayda var arkadaşlar. Bir sonraki videoda başka bir tasarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.